Ya bu Zeus Kış günlerinde etrafımızda çok fazla kuşlarımız var. Burada çeşitli kuşlarımız var. Dönem dönem de değişen kuşlarımız. Bu dönem gelen kuşlar için de düzenli olarak özellikle kar yağdığı zaman yem koyuyoruz farklı yerlere. Buraya koyuyorum. Mesela buraya çok alıştılar. Balkonda çok fazla besleniyorlar. Aşağıda kulübelerin arasında, ağaçların arasında birçok yerde kuş yerimiz var. Bu sayede kışın soğuklarda hayvanların da kendini doyurmasını sağlıyoruz. Çok tüketiyor. Çok tüketiyor. Çok koşuyor onun için. Abi, tabii çok tüketiyor. Çok enerji. Çok tüketiyor. Bu da bu şey zaten. Şurada da bir tane kuş evimiz var mesela. Kavanozların içinde olunca biraz da rahat alıyorlar burada. Ayakkabıları falan. Ama yine temizlememiz gerekiyor. Aynen. Biraz da şuralarda. Bu 1,5 yaşında zaten şu anda. Onun yavrusu. Bu 7 yaşında. Bu 7 yıldır bizimle bu köpek. Annesi Hera ve Zeus. Şimdi bunu da oraya alalım, değil mi? Ya, seni sormadım. Sağ ol. Şişt, vay. Daha yeni kar yağdı. Evet, evet. Burada yoktu kar. Yoktu. 2-3 gün önce başladı abi. Çok fazla şey yok. İki yıl oldu, bu 2 yıldayız. 2 yıl oldu. Peki. Evet. Yani burada genç yaşta doğaya kaçtınız. Kaçtık, dedi. Yaşıyoruz artık. 2 yıldır burada yaşıyoruz. 2 yıldır burada yaşıyorsunuz. Köpekleriniz, kedileriniz. Tavuklarımız. Evet. Ne güzel. Nasıl, zorlanıyor musunuz? Ya zorlukları var, yok değil tabii ama güzel yanları daha fazla. Daha fazla. Yani ona eşdeğer, yani şehirdeki konforu burada bulamıyorsunuz. Sularınız doluyor, donuyor mesela sabahtan beri Uğur suları açmak için uğraşıyor. Ama güzel, keyifli. Hani şu manzaraya karşı da bir çay içmek. Hani onun telafisi oluyor, öyle söyleyeyim. Yani biz buraya mesela şimdi onu diyoruz. 2 yıl olmuş, geçen kışı nasıl atlatacağız diye düşünürken bu yıl ikinci kışımızı geçiriyoruz. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki hiçbir şey anlamadan. Pardon abi, ses kesildi ama.
Evet, Bursa'ya şurup buraya geldik. Siz ne için şey yapıyorsunuz bunu? Nasıl zaman geçiriyorsunuz? Burada sıkılıyor musunuz? Yok, şimdi kampanya olduğu için abi zaten işte bazen hafta içi gelen oluyor. Hafta sonları zaten illa gelenler oluyor. Onların hazırlığı, işte nevresim takımlarının yıkanması, odaların temizlenmesi. Hafta içi iki günümüz falan öyle geçiyor zaten. Onun haricinde de burada işte zaten sabah ilk birkaç saatimiz odun kırma işleriyle geçiyor, odun yaktığımız için. Köpeklerin yemeğiydi, işte tavukların salınmasıydı, tavuklara bakmaktı falan filan. Bir sürü onlarla geçiyor. Bazen ufak yürüyüşler yapıyoruz. Onun için öyle can sıkıcı bir durum olmuyor. Boş vakit pek kalmıyor daha doğrusu. Yani. Evet, evet. Genelde odunu ben kırıyorum ama illa ben kıracağım diye bir şey yok. Sema da bazen kırıyor. Ama en büyük görev bölüşümüz sabah kahvaltıyı ben hazırlarım, akşam yemeği Sema yapar. Onun haricinde her işi ikimiz de yapıyoruz. Ya da şehirden kaçış kararını nasıl aldınız? İşte Sema ile beraber zaten sürekli dağa gidiyorduk. Böyle bir yerimiz olsun, ufak tefek biz de şey yapalım, hani dağa gitmediğimiz zamanlarda yerimizde de zaman geçirelim diye ilk baştan yer alma düşüncesine giriştik. Dağın bu yüzü güzel diye bu yüzü seçtik. Burada aldık, sonra ufak ufak ev yapalım diye şey yaptık. Dükkan devam ediyordu o zaman. Arabanın arkasına tahtaları atıp işte hafta sonu gelip burada çakmaya başladık. Çaktık çaktık ev oldu. Bir de tabii böyle şehir yaşantısı biraz sıktığı için hayalimiz o zamanki işte yapmaya başladığımız zaman 5 yıl içerisinde burada böyle bir kamp alanı yapma düşüncesi vardı. İşte 3-4 gün burada yaşayalım, 3-4 gün şehirde yaşayalım gibi bir düşünceyle başladık. Deneyelim, becerebilirsek yerleşiriz diye düşündük. Ama sonra euro artınca, biraz da bizim buraya karşı isteğimiz daha fazla olunca dedik ki biz gidelim komple bir yerleşelim, bir sene yaşayalım, becerebilirsek kalırız dedik. Bir sene geçti, iki sene oldu işte. Baktık becerebiliyoruz. Böyle bir kamp oldu. Burada kalmaya karar verdik komple. Evet. Bayağı da burası rakım olarak da yüksek değil mi? 1500 metre. Evet. Ve etrafınızda hiç kimse yok. Ormanın içinde. Evet. Çok güzel bir doğada yaşıyorsunuz. Evet. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Ya, en büyük zorluk tabii su ve elektrik problemi. Ama ilk etapta su. Ciddi problem. Çünkü şebeke suyumuz yok ve dağdan borularla geliyor. O da 4-5 kilometrelik bir boru. En büyük sıkıntımız donma sıkıntısı. Onu ufak tefek bu sene artık biraz daha öğrendik. Geçen seneye göre daha iyi. İkinci problemimiz de elektrik. Elektrik de bu bölgenin elektrik hatları böyle çok tabii şehir hattı gibi düzenli kurulmadığı için bizim de kendi trafomuz olduğu için kar yağışları, rüzgarlar, yıldırımlar sürekli elektrik hatlarında problem yapıyor. Peki yabani hayvanlar ziyaretinize geliyor mu hiç? Yani şöyle, çitlerle çevrili olduğu için alanımız içeri girmiyor. İki tane köpeğimiz var. Köpekler çok havladığı için de zaten hayvanlar kaçıyor. Ama çitlerin yan tarafından hayvanlar geçiyor. Ne geçiyor? Domuz en şey. Ayı geçiyor az miktarda. Tavşan, tilki gibi şeyler. Hani böyle çok zararlı şeyler yok bölgede. Evet. Ayı geçerse zaten sabaha kadar havladığı için köpek bir anlıyorsun ki ayı geçmiş. Çok uzun bir süre bir daha geçmiyor ayı şey olduğu hiç için. Hiç gündüz gözüyle bahçede ben de şurada beslenebilir miyim gibi aranan ayı ile karşılaştınız mı? Yok. Yok. Zaten çit olduğu için çitli bölgeye bir de şey ev varsa geliyormuş bakıyormuş ayı. İnsan görürse yani birkaç gün bakıyormuş. İnsan görürse girmiyormuş yani artık bir köyün söylediği. Yani orayı test ediyor. Yaşanan bir alan mı? Tabii. Biz